şu soruyu sorabilirsiniz. Neden Türk lirası bu kadar değer kaybediyor? Neden döviz sürekli yükseliyor? Eğer bir ülke üretimden koparılırsa, altını bir daha çiziyorum, üretimden koparılırsa, her alanda üreten bir Türkiye güçlü bir Türkiye'dir. Ama her alanda üretimden koparılan, dışarıya mahkum edilen bir Türkiye farklı bir Türkiye'dir. Üretimden koparılırsanız dışarıdan ithal edeceksiniz. Paranın değeri de kaybolur. Bugün yaşadığımız enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselme, bunun daha henüz baharını yaşıyorsunuz. Bir daha söyleyeyim. Daha henüz bu işin baharını yaşıyorsunuz. Daha kışını göreceksiniz. Bu zamlar daha yansımadı tam anlamıyla. Soru şu: vatandaş nasıl geçinecek? Asgari ücretli nasıl geçinecek? Ve biz bu enflasyon belasından nasıl kurtulacağız? Mutfaklarda yangın var mı? Evet, mutfaklarda yangın var. Mutfağın kendisini değil, mutfaktaki tencereyi de kaybetmek üzeresiniz. Her birimizi, her birimize düşen sorumluluk var. Her birimize düşen. Türkiye böyle bir tabloyu hak ediyor mu? Her birimiz böyle bir tabloyu hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz. Dolayısıyla her birimize sorumluluk düşüyor. Özellikle muhtarlara da büyük sorumluluk düşüyor. Değerli arkadaşlarım, enerji kavgasını verirken kara kış fonu kurun dedim. Fakir fukara bu kışı nasıl geçirecek dedim. Kömüre zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, oduna zam. Peki bu insan nasıl geçinecek? 2825 lira veriyorsunuz asgari ücret. Nasıl yaşayacak bu insan? Bazı önlemler aldılar ama istediğim önlemlerin tamamı alınmış değil. Şimdi gıda kriziyle karşı karşıyayız. Bir gıda buhranı yaşayacağız. Eğer marketteki yağ kelepçe vuruyorlarsa oturup düşünmemiz lazım. Ve şu soruyu kendinize mutlaka sorun. Mutlaka. Her vatanseverin bu soruyu sorması lazım. Konya'dan küçük bir Hollanda dünyayı besliyor. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti çaresiz kalıyor. Neden? Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar doların. Konya'dan küçük. Peki biz 18-20 milyar dolar ihracatımız var. Neredeyse bir o kadar da ithalatımız var. Arpayı, buğdayı, samanı, canlı hayvanı, eti, mercimeği, nohutu, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Neden? Sabah 5'te hale gittik. Oradaki vatandaşlarla da karşılaştık. Bizim günahımız yok diyorlar. Üreticiyle de konuştum, komisyoncuyla da konuştum. Bir kamyon, yüklü bir kamyon İstanbul'a giderken bunun bedeli ne oluyor diye acaba iktidar sahipleri kendilerine sordular mı? Maliyetin nasıl ortaya çıktığını acaba biliyorlar mı? Değerli arkadaşlarım, mutfaktaki yangını da söndürmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Bundan emin olmanızı isterim. İktidar sahipleri enerji konusunda adım attılar kısmen. Yaptıracağız tamamını. Ama gıdada yaşanan felaket içinde aynı mücadeleyi vereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girme lüksü yoktur. Her çocuğun karnı doymak zorundadır. Her evde huzurun ve bereketin olması lazım. Öyle bir noktaya geldik ki, iki temel noktadan söz edeceğim. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başlar noktaya geldik.
Hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzını belirliyor? Yaşıyor. Ya insan insandır kardeşim. Madem Adem'le Havva'dan geliyoruz ya, hepimiz kardeşiz o zaman. Niye kimliğini sorguluyoruz? Niye inancını sorguluyoruz? Niye yaşam tarzını sorguluyoruz? Sormamız gereken, komşumuzun karnı doyuyor mu? Açlık var mı? Yoksulluk var mı? Bizi öyle bir noktaya taşıdılar ki, babalarımızın, dedelerimizin bize söylediği, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bir muhtaçlık duygumuz vardı, bir dayanışma kültürü vardı. Şimdi neredeyse dayanışma kültürünü attık, kavga kültürü içine girdik. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Bir daha söylüyorum, az kaldı, Türkiye'yi bu cendereden kesinlikle çıkaracağız. Huzuru bu memlekete getireceğiz. Ya bakın, şeker stokları başladı. Piyasaya yeteri kadar şeker verilmiyor. Niçin? Zam gelecek, niye satayım diyor. Bir fiyatlar çıksın, bir göreyim diyor, ondan sonra piyasaya vereceğim diye. Stokçuluk başladı. Değerli arkadaşlarım, ikinci bir konu. Başak Cengiz. Gencecik bir kadındı. Bir evladımızdı. Öldürüldü. Kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına? Sevgili Peygamberimiz ne diyordu? Cennet anaların ayakları altındadır diyordu. Peki bu analara yaptığımız nedir? Bu kadınlara yaptığımız nedir? Neden bu şiddet? Neden bu vahşet? Neden öldürüyoruz? Size sözüm söz, bütün Türkiye'ye söz, asla ve asla kadına inen ele asla müsamaha göstermeyeceğiz. Asla. Kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağız. Yok öyle bir şey. Efendim, gidiyorsun, cinayeti işliyorsun, hapse atılıyorsun, kravat takıyorsun, hakimin karşısına çıkıyorsun, temiz elbise giyiyorsun, güzel konuşuyorsun, hakim senin suçunu hafiflettim diyor. Hiçbir kadına yönelik şiddette, hiçbir caninin suçunu hafifletmeyeceğiz. Neyse cezası çekecek, neyse çekecek. Değerli kardeşlerim, muhtarlar konusuna gelelim. Ana konumuz bu. Değerli arkadaşlarım, 82 değişik kanunda, 82 değişik kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. 82 kanunu ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. 354 maddeyi ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Sadece arkadaşlara görev verdik. Bir bakın bakalım ya, bu muhtarlık kaç kanunda geçiyor, kaç maddede geçiyor? Sizin bir muhtarlık temel kanunu yok. Oysa sizin bir kanununuzun olması lazım. Tarih diyorsanız tarih var. Demokrasi diyorsanız demokrasi de var. Güvence diyorsanız orada kocaman soru işaretleri var. Sizin hakkınız, üstelik tarihi kimliği olan bir muhtarlık kurumunun neden temel bir kanunu yoktur? Oysa sizin masanızın üzerinde muhtarlık temel kanunu olmalı. Herhangi bir olay karşısında açmalısınız. Görevleriniz, yetkileriniz, sorumluluklarınız, mali haklarınız orada yer almalı. Bu yok. Ama bu kardeşiniz talimat verdi ve hazırlattı. Bütün derneklere gönderdik. Bütün muhtar derneklerine gönderdik. Dedi ki bakın, olur ya, bizim eksiğimiz de olabilir. Akıl akıldan üstündür. Belki bir yanlışımız vardır. Belki unuttuk bir şeyi, dahil etmemiz lazım. Gönderdik. Dedik ki bakın, kontrol edin. Eğer bir eksiğimiz varsa tamamlayalım ve bu muhtarlık temel kanunu, kanun teklifini meclise verelim. Hazırladık ve meclise verdik. Arzu eden muhtar arkadaşım, grup başkan vekillerimizden veya milletvekillerimizden isterlerse o kanun teklifini sizlere sunabiliriz. Arzu eden muhtar arkadaşımıza da sunabiliriz. Değerli kardeşlerim,
Yeni zamanı gelince milletvekilleri, daha doğrusu siyasiler yeni zamanı gelince muhtarlığı öve öve bitiremezler. Şöyledir, böyledir, böyledir ama sadece laf. İşe gelince ortada kimse olmaz. Türkçesi de bu. Türkçesi de bu.